Dünkü videomda swap'ın bir balon olup olmaması meselesini değerlendirmiş. Umarım bu söylentiden ibaret değildir. Yakın zaman içerisinde gerçekleştirilir. Eğer gerçekleştirilemezse çok ciddi sıkıntılar doğurabilir diye sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Nitekim bugün yapılan açıklamalar bana gösteriyor ki bu swap meselesi iyiden iyiye büyük bir balon haline gelmeye başladı ve yakın zamanda gün yüzüne çıkacak. Böyle bir durumda da ne yazık ki hem dolar üzerinde hem de altın üzerindeki baskı artmaya devam edecek. Neden bunları söylüyorum? Bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün en önemli haberlerinden birisi Katar'la 2018-17 Ağustos tarihinde yapılan swap anlaşması tadil edildi ve 5 milyar dolar olan anlaşma 15 milyar dolara genişletildi. 15 milyar dolar hiç de fena olmayan bir rakam. Oluk oluk Türkiye'ye dolar gelecek, Türkiye'nin dolar ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanacak diyenler olabilir. Öyle midir? Hayır değildir arkadaşlar. Yine koskocaman bir illüzyondan bahsediyoruz. Merkez Bankası'nın birebir açıklamasını okuduğunuz an itibariyle Türkiye'ye aslında bir dolar bile girmeyeceğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Türkiye'nin ihtiyacı olan çok ciddi miktarda dolar ama Katar'la yapılan anlaşmanın dolarla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Neden mi? Hadi gelin Merkez Bankası'nın açıklamasını birlikte okuyalım ve değerlendirelim isterseniz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıklamasındaki ifadeleri birebir okuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para swap anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı, lütfen buraya çok dikkat edin, 5 milyar Amerikan doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır. Şimdi bu cümleyi aslında hiç açmaya, yorumlamaya, analiz etmeye falan gerek yok. Merkez Bankası çok net bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki biz 17 Ağustos 2018 tarihinde Katar'la bir anlaşma, bir swap anlaşması yaptık. Evet, 5 milyar dolar değerinde Katar riyalini alıp karşılığında Türk lirası vermeyi taahhüt ettik ve bunun karşılığında tabii bir de faiz ödedik Katarlılara. Bunu şimdi tadil ettik, değiştirdik. 15 milyar dolar karşılığında Katar riyaline çıkarttık diyor. Bizimkiler alıp bunu tabii şöyle okuyorlar. Özellikle yandaş kanallarda. Gördünüz mü? 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı Katar'la. Hayır arkadaşlar. Katar'la 15 milyar dolar değerinde riyal anlaşması yapıldı. Yani biz onlara Türk lirası vereceğiz. Onlar bize Katar riyali verecek. Bu nasıl oluyor da dolar olarak tanımlanıyor? Çünkü Merkez Bankası burada şunu söylüyor. ABD doları karşılığında. ABD doları karşılığında cümlesini atıp ABD doları olarak alırsanız bunu, evet, ABD doları gibi anlarsınız ve Türk lirası verdik karşılığında da 15 milyar dolar aldık sanırsınız. Oysa hiç alakası yok. Peki alacağımız bu riyali ne yapacağız biz? Katarlı olan ticaretimizde kullanacağız. Sadece Katarlı olan ticaretimizde kullanabileceğiz. Ya da bu Katar riyalini bir şekilde dolara çevirmek istiyorsak çok yüksek bir faiz oranıyla döndüreceğiz. İki kere faiz ödemiş olacağız. Bir dolar almak için %20, %25, %30 oranlarında faiz ödemek zorunda kalacağız yurt dışındaki tefecilere. Tabii kabul ederlerse, ederler mi apayrı bir konu. Çünkü Katar'ın da bizden çok büyük bir farkı yok, emin olun. Siyasi yanlışları nedeniyle onlar da zaten swap anlaşmaları gerçekleştirmekte zorlanıyor. Esasen bizim ihtiyacımız olan swap anlaşması ne? Neden benim endişelerim var swap anlaşmalarıyla ilgili? Biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Bizim ihtiyacımız olan dolar. Evet, bizim çok acil bir şekilde dolar bulmamız gerekiyor. Çünkü brütte bizim kısa vadeli dış borç ödememiz 170 milyar doların üzerinde.
üzerinde kısa vadeli net borç ödememiz yeni açıklandı yine Merkez Bankası tarafından. 118 milyar dolar civarında. Bir yıl içerisinde bunu ödemek zorundayız. 118 milyar dolar bulmak zorundayız. Bunu bir tarafa koyun bir. İkincisi, çok ciddi bir ithalat kalemimiz var. Enerji ithal ediyoruz. Yurt dışından tüketim malı ithal ediyoruz. Bu ticaretimizde de karşı taraf bizden dolar istiyor. Katar riyali istemiyor. Bana dolar vereceksin kardeşim diyor. Rusya'sı da bizden dolar istiyor. Çin'i de bizden dolar istiyor. Avrupa'sı da bizden dolar ya da euro istiyor. Amerika zaten dolar istiyor. Biz bu doları bulmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası'nın tüm rezervleri de Katar riyali üzerinden değil, dolar üzerinden yürüyor arkadaşlar. Convertible para birimi olan dolar üzerinden yürüyor her şey. Ve biz bu yüzden eğer bir swap anlaşması yapacaksak bunu dolar swap'ı olarak yapmak zorundayız. Swap olsun adı da ne olursa olsun hiçbir mantığı yok arkadaşlar. İsmi swap diye yapılan her swap anlaşması Türkiye'ye bir dolar getirisi sağlamıyor. Türk lirası verip riyal alıyoruz ama Türk lirası verip bir türlü dolar bulamıyoruz. Merkez Bankası'nın bu açıklaması üzerine Hazine çıktı ve şunu söyledi. Biz diğer ülkelerle de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Diğer ülkelerle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz da hangi aşamadayız? Bu para bize ne zaman gelecek? Ne kadar gelecek? Hangi vadeyle gelecek? Bu görüşmelerden bir sonuç alınamazsa dolar sıkışıklığı nasıl giderilecek? Ortada ihracat geliri yok. Ortada turizm geliri yok. Ortada işçi dövizleri yok. Böyle bir durumda hiçbir para girişi olmazsa, dolar girişi olmazsa Türkiye yakın zamanda borçlarını nasıl çevirecek? Merkez Bankası rezervlerini nasıl dolduracak? Hadi gelin bunun cevabını verin. Swap anlaşması adı altında riyal alınarak yapılan bu anlaşmanın faiz ödemesi ne kadar? Bu riyal dolara çevrilirse ekstra ödenecek faiz giderinin bedelini kim ödeyecek? Arka arkaya yeni zamlarla karşı karşıya kalabilir miyiz? 30 dolardan 35 dolara çıkan petrol fiyatlarına hemen zamları yansıtıverdiler. Yeni yeni vergi zamları da kapıda bizi beklemeye devam ediyor. Açık ve net bir şekilde şunu söyleyeyim sizlere. Bu swap işi bir balona dönerse, bir söylentiden ibaret kalırsa, aynı BNP Paribas gibi, Citibank gibi pek çok önemli banka, Amerika, Avrupa gibi pek çok önemli ülke Türkiye ile swap anlaşması yapmayacağını, yapmadığını açıklamaya başlarsa ve Türkiye'nin dolar ihtiyacı hiçbir şekilde karşılanamazsa önümüzdeki dönemde doları kimse tutamaz. Bırakın kademeli yükselişleri, büyük bir devalüasyon ortamıyla karşı karşıya kalırız. İşte o zaman ekonomik krizin boyutları giderek daha da artar. Korkunç bir hayat pahalılığı yaşanır. Hani Merkez Bankası diyor ya 2021'de enflasyon %5 olacak. O enflasyon hedefi de hayalden öteye geçmez. Ha şimdi şunu da pişiriyorlar. Biz swap anlaşması yaptık, demek ki Merkez Bankası çok daha büyük bir faiz indirimi yapacak. Hele ki Merkez Bankası'ndan öyle büyük bir faiz indirimi, intiharın karşılığı olan bir faiz indirimi gelirse, yani 150-200 bas puanlık bir faiz indirimi yapılırsa, işte siz o zaman seyredeyin alemi. Şunları söyleyenler de var. Bakın görüyor musunuz? Swap'ın söylentisi bile yetti. Bir swap söylentisi çıktı. Dolarda acayip bir düşüş gözlendi. Merkez Bankası Forex üzerinden kaldıraçlı işlemlerle şu anda baskılıyor dövizi. Bir, bu çok ciddi kayıpları beraberinde getiriyor. İki, yabancılar da bu duruma şimdilik çanak tutuyor. Neden? Çünkü uygun fiyatlı döviz toplamaya devam ediyorlar ve yurt dışına para kaçırmaya, dolar kaçırmaya devam ediyorlar ve bu Türkiye'deki dolar sıkışıklığının daha da artmasını beraberinde getiriyor. Yarın öbür gün öyle bir tokat atarlar ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bundan bir yıl önce Türkiye Londra swap piyasasında İngilizlere gol attığında, İngiliz bankalarına gol attığında aklı sıra şunu söylemiştim sizlere. Bakın bu çok ciddi bir güven kaybıdır. Bugün attığınız bu göllere sevinebilirsiniz ama maç devam eder ve yarın öbür gün büyük farkla yenilirsiniz. Hiçbir ülkeyle, hiçbir kurum kuruluşla swap anlaşması yapamayacak hale gelirsiniz demiştim sizlere. S-400'ü alacağız, kuracağız, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. S-400'ler geldi, 2 milyar dolarlık para Rusya'ya gitti. Kurulamayan S-400'lerin bedelini Amerika ile yapamadığımız swap anlaşması olarak ödüyoruz. Amerika'nın Fed yetkilisi çok net bir şekilde açıkladı. Türkiye ile bir swap anlaşması düşünmüyoruz dedi. S-400 masada olduğu sürece Türkiye
Türkiye'nin ekonomik verileri her geçen gün bozulmaya devam ettiği sürece Türkiye ile bir swap anlaşmasının yapılması mümkün değil dedi. Daha ne kadar açık konuşulabilir Türkiye ile? İngiltere, siz sanıyor musunuz ki Londra'da atılan goller sonrasında daha bir hafta üzerinden geçmedi. İngiltere'nin 3 önemli bankasına atılmaya çalışılan gollerden sonra acaba dönüp de sizinle bir swap anlaşması yapar mı? Japonya, Amerika'nın neredeyse tamamen kontrolünde olan bir ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Tüm finansal kararlarında aslında Amerika'nın bir gram bile sözünden çıkmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Amerika Türkiye ile swap anlaşması yapmazken Japonya kafasına göre Türkiye ile dolar üstünden bir swap anlaşması yapabilir mi? Avrupa Birliği ülkeleri zaten tamamen sıkıntıya girmişken, onlar da ciddi bir dolar sorunu yaşarken, parasal olarak sıkışmışken dönüp de sizinle bir dolar swap anlaşması yapar mı? Ancak dönersiniz Katar üzerinden riyalle swap anlaşması yaparsınız. Onun da size hiçbir faydası olmaz. Adı swap olur ama içinde bir dolar bile olmaz. Doları baskılamak ekonomik bir başarı falan değildir. Hele ki bu kadar büyük riskler alarak, ateşle oynayarak, resmen ateşle oynayarak sadece doları baskılayalım da siyasi bir güç elde edelim diye bunu yaparsanız işte geleceğiniz nokta budur. Gideceğiniz nokta çok daha kötüdür. Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntı dışında bir de finansal istikrarsızlığı yaşayarak ekonomik uçuruma doğru hızlı adımlarla ilerlersiniz. Bunun bedelini Türkiye'nin tüm vatandaşları acı acı öderler. Çünkü tamamen dolar kontrolden çıkar, tutamazsınız, durduramazsınız kardeşim. O zaman o yükseliş, doların o sert yükselişi kademeli yükselişe göre çok ciddi hasarlar yaratır Türkiye'de ve bu hasarların bedelini de ne yazık ki Türkiye'nin vatandaşı öder. Vergilerle öder, zamlarla öder, pahalılıkla öder, yoksullukla ve işsizlikle öder arkadaşlar. Ne Avrupa, ne Amerika, ne İngiltere'deki swap piyasası Türkiye ile bir swap anlaşmasına yanaşmıyor. İşin kötü tarafı biz swap anlaşması yapacağız diye bu söylentiyi yayarak dolar üzerinde bir baskı oluşturduk. Şimdi bu swap anlaşmalarının gerçekleşmemesi durumunda da doların tersi yönünde çok ciddi hareketler yapabileceğini biliyoruz. Bazı şeyleri gizlemek bir yere kadar. Gizlersiniz. Ortaya çıktığı zaman da tepkisi çok büyük olur. Nitekim Katar swap anlaşması açıklaması da bunun üzerine yapılmış bir açıklama bana göre. Katar'la yapılan swap anlaşmasının zaten bir öneminin olmadığını videoda uzun uzun anlattım sizlere. Çünkü Türkiye'nin Katar riyaline değil Amerikan dolarına ihtiyacı var. Katar riyali işimizi görecekse zaten Türk lirası da işimizi görür. Hiç Katar'la ekstra bir faiz ödemesiyle riyal anlaşması yapmaya gerek yoktu. Demek ki arkadaşlar biz şunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. Gördünüz mü? Öyle ya da böyle bir swap anlaşması yaptıkın altını doldurmaya çalışıyoruz ama balonun daha da şişmesini beraberine getiriyor. Yarın öbür gün bu swap balonu patlar ise eğer ki istenilen miktarda ve istenilen faizlerle bir swap anlaşması yapılamaz ise döviz piyasası ve altın piyasası üzerindeki baskısı çok ağır olur. Çok ciddi ekonomik bedellerin ödenmesini de beraberinde getirir. Ne uluslararası piyasalar ne de finansal piyasalar çocuk oyuncağı değil. Ticaret yaptığınız adamlara kazık atmaya kalkarsanız onlarla tekrar ticaret yapmaya kalktığınızda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. Nitekim bizim swap anlaşması yapamamamızın altında da bu gerçek yatıyor arkadaşlar. Türkiye çok ciddi bir güven kaybına uğramış durumda. Çocukların bile yapmaması gereken hatalar yüzünden bugün biz çok önemli anlaşmaları yapamaz hale geldik. Sandık ki dün bu işi hallettiğimizde yarın bir daha buna ihtiyacımız olmayacak. Ama görülüyor ki çok ciddi manada ihtiyaç duyuyoruz ve ne yazık ki istediğimizi elde edemiyoruz. Ya uluslararası finans sisteminin kurallarına uyacaktık ya da bu kurallara uymuyorsak, yok kardeşim beni ilgilendirmiyor sizin kurallarınız, ben bu golü atacağım, yarın öbür günde bir daha sizinle iş de yapmayacağım, bu finans sistemin içinde yer de almayacağım diyor isek bugün onların gidip masasına oturmaya çalışmayacaktık. Bir taraftan onlara gol atacaksınız, öbür taraftan onlar size gol atmaya kalkınca kızacaksınız. Benimle niye swap anlaşması yapmıyorlar diyeceksiniz. Neden yapmadıkları ortada değil mi? Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Aynı zamanda katıl butonuna basarak sizler de üye olabilirsiniz kanalımıza ve destek verebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz dostlarınıza
paylaşmayı ihmal etmeyin ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.